kalmasını bırakalım. İki bölümde yapalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtedî levlâ en hedâna Allah. Vessalâtu vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Lekad câet rusul rabbina bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed Allah'ın sallallahu. Sallu ala tabibi kulubina ve şefi'i zunubina ve kurrati a'yunina Muhammed Allah'ın sallallahu. Rabbi a'uzu bike min hemezatiş şeyatin ve a'uzu bike Rabbi en yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enkihul eyyama minküm ve salihine min ibadikum ve imaikum in yekunu fukara yunihumullahu min fadlih. Allah vasun alim sadakallahu azim. Ve kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ya eyyühe'ş-şebâb men istatâ minkumul bâ'ate felyetezevvec fe innehu a'addu lil-basar ve ahsanu lil-fer. Sadaka Resulullah. Fîmâ kâle kemâ kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Uzaktan yakından teşrif ettiniz. Yaz mevsiminin ilk günleri, sıcak bir gün, sıcak bir yuvanın kurulması, duası ve temennisiyle bu güzel günde burada toplanmış bulunmaktayız. Cemiyetinde bulunduğumuz gençlerimize Rabbim dünya ahiret selametini, mutluluğunu nasip eylesin inşallah. Damat Efendi Abdülaziz heyecanlı bir bekleyiş içerisinde gelenleri karşılıyor, mutluluğunu paylaşıyor, içi içine sığmıyor. İnşallah bu bütün kainat özellikle mevsim itibariyle bizim dışımızda, insanların dışındaki kuşlar, kuzular, civcivler, onlar dahi yuvalar kuruyorlar. Küçücük kuşlar, küçücük koyunlar, meralarda. Onların muhabbeti gibi cıvıl cıvıl bir yuva, mutlu bir hayat Rabbim nasip eylesin inşallah. Biz de bunun sevincini ve mutluluğunu gençlerimizle beraber yaşıyoruz. Rabbim sıradaki bekar olan gençlerimize de aynı güzelliklerde düğünlerin tertibini nasip eylesin. Nasip, mukadderat tabii. Haftaya da yine bir arkadaşımızın bizimle beraber hizmet yapan gençlerimizin düğünü. Ondan sonraki hafta yine böyle üst üste düğünler yapıyoruz. Bunlar güzel şeylerdir. Bu güzellikleri bizlere yaşatan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ve aynı bizimle beraber, aynı ortamda yaşadığımız halde onların mutlu günleri bu güzellik içerisinde olamıyor. İşte arkadaşlarımız Suriye'de, oradaki eğitimlerini yarıda bıraktılar. Oradaki kargaşadan dolayı buraya geldiler. Ve bize dua edin temennisinde bulundular. Yani şunu söylüyorlar, siz bu güzellikleri, mutlulukları yaşarken biz orada o mutluluğu yaşamak bir tarafa, canımızın telaşısına düştük. Bu mutlu günde sizi de duygulandırdığımız için özür beyan ediyorlar. Lakin men lem yehtemme bi umuril muslimine feleyse minna. Müslüman, Müslümanın derdiyle dertlenmezse Resulullah Efendimiz o benim ümmetim değildir diyor. Allah Celle Celaluhu, Allah'ın nansur men nasara din. Allahümme kahhiril keferete vel fecrete vel mulhidin. Allah din düşmanlarını kahru perişan eylesin. Amin. Kendi vatandaşlarına kurşun sıkan zalimleri kahreylesin. Amin. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz geniş durumlarda
mutlu durumlarınızda beni yad edin, dar zamanınızda da ben sizin imdadınızda olurum, Rabbimiz buyuruyor. Biz şimdilik rahat bir ortamdayız, soğuk sular içerisinde. Bu mutlu ortamda, bu güzellikler içerisinde din kardeşlerimizi hiç olmazsa duayla dahi yad etmek, onların yanında olabilmek, biz burada kendi keyfimize değil, din kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmek bu işin erdemidir. Bu vesileyle Rabbim hasreten Suriye'deki, Filistin'de, Afganistan, Pakistan ve Bilad-ı İslam alemine selametler, saadetler, huzur, mutluluklar nasip eylesin. Allah memleketimize de birliktirlik, dostluk, kardeşlik, dayanışma nasip eylesin inşallah. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki Ya yuheşşebâb, ey gençler, men istatâ minkümül bâete fel yetezevveç. El-bâe kelimesi bekar olanların evlenmesi. Sizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Evliliği geciktirmek, sonraya bırakmak çok yanlıştır. Evvelden evlilik yaşları 15-16-20'ye kadar yuvalar kurulurdu. İş geriye bırakılmazdı. Ve erken kalkan yol alır. Bahar geldi. Nisan-Mayıs aylarında ekin eken Haziran-Temmuz'da mahsulünü görür. Temmuz-Ağustos gelmiş, hala da bahçeye gitmemiş, mahsul ekmemiş. Ağustos'da, Temmuz'da bahçeyi buğday eksen ne biçeceksin? Bir şey bulamazsın Ahmet. Onun için erken bu işlere başlamak lazım. Hayatımızı erken dizayn etmemiz lazım. Gençlerimizi 15 ile 20 yaş arasında evliliği bitirmek gerekir. Lakin öyle bir dönemde yaşıyoruz ki 80 senedir bizi aman canım ne olur diye İslam'dan madde madde bütün ayrıntılarıyla uzaklaştırdılar. Buna da zaten inkılap denildi. İnkılap değiştirmek. Biz İslam idik, İslam hukuku çizgisindeydik, Müslüman idik. İslam'ın adetlerine, örfüne, kültürüne göre iş yapardık. Kesile 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 budana budana bu hale getirdiler. Onun için gidiş iyiye demek ahmaklıktır ve akılsızlıktır. Gidişat iyi olması için İslami adetlerin, örflerin, kültürlerin gelişmesi gerekir. Şu anda görünen odur ki efendim en basit cemiyetinde bulunduğumuz konu evlilik 15. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ve ibn-i sette aşere sene diyor. Çocuklarınız 16 yaşına geldi mi evlendirin. Şimdi bu yaş yukarı doğru gidiyor. Ne demek bu? Demek iyiye gitmiyor demektir. 16 yaşından sonra çocuklar evlenecek. Günümüzdeki insanlar daha bunlar çocuk. Bak nasıl bozulmuşsun gördün mü? Anlayamıyorsun bile. Evet, kayıtlar yapılıyor. Bu kayıtlar sonra dinlenecek. Dinleyenler diyecek ki ya bu çağda bu kafa diyenler olacak. Ama hadis-i şerif ne diyor? 16 yaşından sonra evlendirin. Çocukları geriye bırakmayın. Geriye kaldıkça gerçekleri itiraf etmek lazım. Bir insanın su içmeye ihtiyacı neyse, yemek yemeye ihtiyacı neyse, yorulduğunda istirahata ihtiyacı neyse, vakti geldi mi evlenmeye o kadar zarurettir. Sudan daha zarurettir. Susuzluktan ölen şehit olur. Ama evlenmeden yanlış yollara düşen cehennemlik olur. Onun için biz bazı ihmal ettiğimiz şeyler öyle bir felakete götürür ki sonucunu telafi etmek mümkün değil. O vesileyle bizim üzerine durmak istediğimiz konu Rabbimiz Celle Celaluhu ve enkihul eyyama minküm Nur suresi bekarları evlendirin. Bu ayet-i kerimeyi biz bu zamana kadar işlemedik. Binlerce düğün konuşması yaptım. Ümraniye'deyken kursun düğün salonu vardı. Hafta sonları 5-6 tane düğün yapardık. Düğün konuşmaları yapardım. Kendi kendime hangisi daha başarılı olur? Neyi anlatalım insanlar istifade etsin? Bu ayeti kerimeyi anlattık ama işin bu tarafını bir türlü hatırımıza getiremedik. Demek vakti saati şimdi. Ayeti kerime bismillah. Enkihul eyyama minkum. Allah'ımız buyuruyor ki enkihu evlendirin demektir. Evlendirin kelimesi evlenin manasında değil. Gençlere evliliği bırakmamak lazım. Ali abi.
Bu hususta inşallah bizim vakfın yönetiminden arkadaşlarımız da var. Efendim inşallah önümüzdeki dönemlere yeni bir kararlar alalım ve bunu da örnek olarak yapalım. Bir vakıf çalışmasında gençlerin evlenmesini taahhüt edelim. Bunu yapalım. Haftaya inşallah Adapazarı'nda bir düğün olacak. Oraya da katılırsın. Orada da ilan edeceğim. Biz şu andan itibaren evlilik müesseselerini kuralım. Şu ayeti kerime ey gençler evlenin demiyor. Bir genç kendi başına evlenemiyor. Evlenemediği için ailesi de bu işi çeviremiyor, sıkıntı oluşuyor. Dev binalar yapılıyor, dev yurtlar yapılıyor, içinden hiç adam çıkmıyor. Dünya adamları çıkıyor, gerçekçi olmak lazım. Biz insana yatırım, insana yatırım ise o zaman insana yatırım yapalım. Granitlere değil, binalara değil. Bunun yolu nedir? Ayeti doğru anlamaktır. Ayeti kerime bir senedir, ya bu ayeti kerimeye bir baksana kendi kendime konuşarak ifade et. Enkihu, evlendirin. Onun için biz bir altyapı hazırlayacağız. Ahmet diyecek ki ben her sene bir tane buzdolabı alacağım. Ahmet, kendi kendine şimdi taahhüt et. Senden başlayalım, bismillah. Bir hayatımızın bakış açısı. Diyeceksin ki her sene ben bir tane buzdolabı alıyorum. Ali abi de diyecek ki ben de bir yatak odası alıyorum. Herkesin durumuna göre. Ali abi o işi yapar. Mesela. Bu şekilde biz 20 tane adamı çok rahat buluruz. 20 tane adamla her sene 10 tane kişiyi çok rahat evlendiririz. Ailelerin de yükünü azaltırız. Osmanlı evlenebilenleri evlendirir. Evlenemeyenlere beytülmal tabiri kullanılır. Devlet sahip çıkar. Devlet insanların canını korur. Devletin vazifesi. Malını korur. Devletin vazifesi. Namusunu korur. Şimdi devlet insanların canını korumaya çalışıyor. Malını korumaya çalışıyor. Namus meselesinde pazara çıkmış vaziyette. Burada yanlış yapılıyor. İlkokuldan başlatılıyor. Kız çocuğuyla erkeği yan yana yok alıştıracaklarmış. Allah bu rezaletten bizi kurtarsın. Bu densizlikten Allah bizleri kurtarsın. Burada yanlış yapılıyor. Bunun vebalini Allah'a ödeyemeyecekler. Sorumlular, yetkililer, etkililer, gücü yetenler kim ise bunun vebalinden kalkamazlar. Ne demek ya? Namusu oynattığın zaman, dini oynattığın zaman geriye ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Onun için Rabbim bu güzel cemiyetler, Abdülaziz kardeşimizin bu efendim düğün merasimi, bu hayrın temelinin atılmasına inşallah Rabbim vesile kılsın. Bu kadar mütevazi gençlerimiz, Abdülaziz Pırlanta gibi damat efendi, gelin hanım kardeşimiz, tabii yakinen tanımıyorum ama aldığımız haberlere göre, Resul hocamız yakinen biliyorum, iyi bir evladımızdır şahitliğinde. Hatta dün Resul hocamızla beraberdik, çok değerli bir hoca efendi. Onun şahitliği iyi bir evladımızdır demesi beni daha da mutlu etmiştir. Onun için damada diyorum ki, efendim yani gelin hanım kardeşimize iyi sahip çık. Onun referansları sağlam yerden gelmiştir. Gelin hanıma diyorum ki, Abdülaziz'in de referansı benim. Sen de ona iyi sahip çık. Birbirinize sahip çıkın. Mutlu bir hayat sürün inşallah. Gözümüzün nuru olun. Evlenmenin gayesi nedir? Gözler karşıya bakar. Ben size bakıyorum, siz bana bakıyorsunuz. Ben kendimi göremiyorum. Kendimdeki, diyelim şurada bir yapışmış bir ne bileyim, sakız bir leke olsa göremiyorum ki. Dersin ki işte İsmail Efendi bana diyor ya bak şurada bir şey var falan şurayı düzelt. Ha. İnsanoğlu karşıya bakıyor. Evlenmenin gayesi erkek hanıma, hanım eşine. Bak sende şu noksanlık var. Ahiret hususunda şöyle hata yapıyorsun. İnsanlar birbirini cennete götürmek için evlilik yapılır. Evlenmenin gayesi eş birbirini cennete götürecekler. Ailece cennete gitmekten daha güzel bir şey yoktur. Şahin Akşibend Hazretleri iftar sofrasında bütün torunlarıyla bir araya gelindiği zaman en çok zaten iftar sofrasında insan bir araya geliyor ki hakikaten bizim evde de öyle oluyor. Ne hikmetse bir türlü öbür türlü birisi orada biri burada falan. Ama iftar sofrası değil mi? Herkes bir arada. Yedice toplarsın. Hep vasiyet edermiş. Çok benim manidar gelir. Koca Şahin Akşibend dermiş ki evlatlarım, torunlarım iftar sofrasında bir araya geldiğimiz gibi cennet sofrasında da bir araya gelelim. Ayrı gayrı olmayalım. Biz cennet sofrasında bir aradayken birimiz
yanlış tarafa doğru giderse orada üzülürüz. Hay anasını, kardeşimiz de bu tarafa gitti olmaz. Allah hepimizi cennet sofrasında bir araya gelmeye muvaffak eylesin. Bunun yolu nedir? Allah'ı bilmektir. Peygamberi tanımaktır. Şu ömür sermayemizi istediğimiz gibi değil, Rabbimizin istediği şekilde kullanmaktır. Maşallah, bu da topladı suları götürüyor ha. Evet. Peki efendim. Şimdi bir hadis-i şerif arz edeceğim. Ufak bir ara vereceğim. Ondan sonra gençlerimiz bir ilahi seslendirecekler. Ondan sonra efendim bir hadis-i şerifle kapanış duasını yapacağım inşallah. Hadis-i şerif şunu arz ediyorum. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ayet-i kerimeyi toparlayalım. وَاَنْكِهُلْ اَيَّامَا مِنْكُمْ. Ayet-i kerimede bekarları evlendirin. وَالصَّالِحِنَ مِنْ اَوْعَدْكُمْ وَاِمَائِكُمْ. اِنْ يَكُونُ فُقَرَاءَ. Evlenenler fakir olurlarsa, يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ. Allah onları lütfuyla zengin eder. وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Allah zengindir, muhtaç değildir. Yeter ki مَنْ نَكَحَ لِلّٰهِ. Allah için evlenen. وَاَنْكِحَ لِلّٰهِ. Allah için evlendiren. اِسْتَحَقَّ وَلَايَةَ اللّٰهِ. Kişi Allah'a dost olur. Ne kadar güzel. Allah için evlenen, Allah için evlendiren Allah'a dost oluyor. Yani bu evlilik kişiyi Allah'a dost ediyor. Yeter ki Allah için yapılsın. Rabbim cemiyetinde bulunduğumuz gençlerimize mutluluklar ve bekar olanlara da hayırlı izdivaçlar nasip eylesin. Uzaktan yakından teşrif eden sizlere de dünya ahiret selametini nasip eylesin. Ufak bir ara veriyoruz. İlahi dinliyoruz. Akabinden bir iki hadis-i şerifle dua edip bitiriyoruz. Hazır? Kalas? Nerede inşallah? Görüntü alıp şey veriyor mu aşağıya? Veriyorsun. Şu çekelim.